Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Bağ. Sizlerle bu dönem birlikte Anayasa ve İdare Hukuku dersini işleyeceğiz. Uzmanlık alanım kamu hukuku. Değerli arkadaşlar, İdare Hukuku ile ilgili size şunu söyleyeyim. Bugün İdare Hukuku'ndan bahsedeceğim size. İdare Hukuku ile ilgili arkadaşlar, biliyorsunuz yaklaşık 6 tane soru çıkıyor. Bunun hem idare hem de idari yargı kısmı. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz tek düzende bu dönemde sadece ilk kez bu kurumda yapay zeka modeli var. Burada arkadaşlar hangi konuda ne kadar soru çıkıyor, idare hukukunun toplamında orada soru dağılımı belirtiliyor. İkinci şey şu arkadaşlar, mesela arkadaşlar hangi konuda eksiklerin varsa orada ne yapmış oluyorsun biliyor musun arkadaşlar? Bu eksiklerini görmüş oluyorsun. Bunlar hepsi insanın tek tek arkadaşlar bu sistemde belirtilmiş olacak. Bilginiz olsun. Yani hiçbir kurumda arkadaşlar olmayan şey bizim kurumuzda var. Onu size söyleyeyim. Bu özellikle yapay zeka modeli. Bu ki yani arkadaşlar zaten burada paylaştık. Eğitim koçuyla da bir seans ücretsiz görüşme eğitim almak isteyenler de orada link var. KPSS kadronun geneliyle diğer kurslarla ilgili arkadaşlar koçlarımız size bu konuda ne yapmış olacaklar? Yardımcı olacaklar. Tamam, anladınız mı? Yani arkadaşlar burada farklı bir sistem var. Yani biliyorsunuz gelip de bir konuyu baştan sona kadar kitabı okumanın anlamı yok. Nerede eksikliğin varsa burada zaten birçok testler yapılıyor. Yapay zeka modelinde tek tek sen o eksikliklerini görüyorsun. O eksikler doğrultusunda ne yapıyorsun bu defa arkadaşlar? Derslerini çalışmış oluyorsun. Her yılda arkadaşlar çıkan sınav sistemine göre arkadaşlar bu sistem ne oluyor tabii ki? Update ediliyor, güncelleştiriliyor. Bunun sizin için büyük bir avantajı var. Yani arkadaşlar çok çalışmak önemli değil. Biliyorsunuz burada daha çok arkadaşlar verimli ve düzenli çalışmak. Bu da arkadaşlar bu sistemde mevcut. Katılmak isteyen arkadaşlara tek düzen olarak destek verecekler. Bilginiz olsun. Tamam mıyız? Evet. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim size. Bu biliyorsunuz idare hukuku arkadaşlar KPSS kadronun %15'ini oluşturuyor. Ve az bir şey değil, kısım değil. Sadece arkadaşlar burada KPSS kadro olarak bakmayın. Yani alan kısmının dışında bir de kurum sınavlarının hangisine girersen gir. Ben girdim arkadaşlar birçok kurum sınavına. Vergi müfettişi olsun, il göç uzmanı yardımcılığı olsun. Sınav sistemini biz çok iyi biliriz. Az çok girdiğimiz için arkadaşlar tecrübe edindik bu konularla ilgili. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Hangi kurum sınavına girerseniz girin. Şu bir gerçek ki arkadaşlar anayasa ve idarenin olmadığı bir kurum sınavı yoktur. Varsa bana göstersinler. Tekrardan söylüyorum. Yani arkadaşlar hangi kurum sınavına girersen gir bu iki ders fikstir. Yani bunların arkadaşlar bir de ağırlıkları sadece arkadaşlar burada idare okuyan bir sistemlik vereyim. Bu altı soru olarak bakmayın. Nasıl derseniz ya kardeşim sen birçok kurum sınavına giriyorsun. O bir. İkinci şey şu. İlk etapta vatandaşlık kısmında da idare okuyan soru geliyor. Burada da arkadaşlar size sınavda soru çıkmış olacak. Bilginiz olsun. Tamam mı? Evet. Ondan sonra arkadaşlar gelelim idare hukukuna. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Varsa sormak istediğiniz bir soru. Şimdi değerli arkadaşlar bir de bir şey daha söyleyeyim size. Gerçekten eğer ki hak kadroda düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışırsan çok güzel kurumlara yerleşiyorsun. Ben sizin yerinizde olsam yani bu süreçte kısa bir süre var. Bu süre zarfında çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Güzel puanlar alıp birçok kurum sınavına artık girebilirsiniz. Artık bir dönem hep Ankara'da kalacaksınız. Sürekli kurum sınavları için. Orada da Ankara'da gelirseniz tek size ailesi olarak ekstra size yardımcı olmaya çalışacağız. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar bunu söyledikten sonra şimdi gelelim bir sonraki kısma. Arkadaşlar ben bugün size idare hukukunda özellikle hangi kurum sınavına girersen gir yerel yönetimlerden bir tane soru geliyor. Tamam. Biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bizde bir merkezden yönetim var. Bir yerinden yönetim var. Bir hizmet yerinden yönetim var. Bir de yerel yerinden. Merkezin bir de bir ayağı daha var. Bir başkent teşkilatı, bir de taşra. Şimdi bir de ne var biliyor musunuz? Yerel yönetimler. Arkadaşlar bizde yerel yönetimlerde 4 tane ana kurumumuz var. Bir tanesi il özel idaresidir. Bir tanesi belediyedir, bir tanesi büyükşehir belediyesidir, bir diğeri de köydür. Ha? Bu dördünü çok iyi bileceksin. Bunların da arkadaşlar 4 tane ana organı vardır. Mesele nedir?
İlk tek tek hepsine gireceğiz. Özellikle arkadaşlar il özel idaresinden bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar, il özel idaresi nedir? Mesela bununla ilgili arkadaşlar birçok yıl sınavda soru geliyor. Birçok öğrenci karıştırıyor. Buna en çok il idare kurulu karıştırıyoruz. İl özel idaresi dediği şey şu. Bakın ben size bir tane örnek vereyim. En basit örnek. Arkadaşlar burası Kütahya. Şurası Kütahya merkez. Şu Kütahya merkez. Burası da arkadaşlar Kütahya'nın köyleri. İşte Örenköy, Musaköy, İsaköy. Gördüğünüz gibi yaylı köyler. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Kütahya merkezde, şurası merkezde yollar kapanırsa, sular kesilirse, tamam mı? Park, düzenleme, bunları kim yapar? Kütahya merkezde bu hizmetleri kim yerine getirir? Var mı bile? Kütahya merkezde böyle bir şey olursa kim bu hizmeti yerine getirir? Var mı? Kütahya'nın belediyesi. Çok güzel. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Kütahya belediyesi. Peki bu köylerde yollar kapanırsa, sular kesilirse bu köylere kim hizmet götürür? Evet. Merkeze belediye götürür. Bu köylere kim hizmet götürür? Onu bilen var mı? Mesela şu Örenköy'ün yolları kapandı, suları kesildi. Buraya kim hizmet götürür? Kim işte diyeceksiniz burada biliyor musunuz arkadaşlar? Kütahya'nın il özel idaresi. Tamam? Evet. Yani arkadaşlar belediye ne diyor? Benim bütçem diyor ancak merkeze yeter. Ben köylere hizmet götüremem. Bu da falan oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu köydeki de yaşayan da bir vatandaş değil mi? Herkes kanunda eşit değil midir? Devlet arkadaşlar eşit şekilde bunlara hizmet yerine getirmek zorunda değil mi? Evet. Peki ne olacak arkadaşlar? Buralarda arkadaşlar çöp birikimi olabilir bu köylerde. Ne olacak arkadaşlar? Birçok insan bundan, bu çöp birikiminden ya da arkadaşlar katı atıklardan birçok şeyden rahatsızlık duyabilir. Bu genel sağlıkını ne yapabilir? Bozabilir. Bu lafa ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? İl özel idaresi. Oraya ne yapıyor? Hizmet götürür. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Yani arkadaşlar merkezin dışı durumda ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Evet ne diyeceksiniz? Kim hizmet götürüyor? İl özel idaresi. O zaman arkadaşlar il özel idaresinin mantığını anladınız. Mesela ben size bir tane örnek vereyim. Bilecik'e gitmiştim. Daha böyle merkeze yakın çok bir köy, yakın bir köy görmüştüm. Baktım çöp konteyneri var. Yaklaştım. Üzerine ne yazıyor biliyor musunuz? Bilecik İl Özel İdaresi çöp konteyneri. Peki size bir soru. Neden arkadaşlar Bilecik şey yazmıyor, belediyesi yazmıyor? Çünkü belediye nereye hizmet getirir? Merkeze. Tamam mı? Köylere hizmet götürür mü? Hayır. O zaman kim buraya gidiyor? İl Özel İdaresi. Ve bunun da 3 tane organı var. Vali, encümen, bir de kim var biliyor musunuz? İl Genel Meclisi. Bu bir. İki. Değerli arkadaşlar şunu çok iyi bilin. Vali ne yapıyor biliyor musunuz? Burayı yöneten, idare eden. Ama bunun bir karar organı vardır, bir de encümen var. Arkadaşlar meclis gördüğün yere karar organı diyeceksiniz. Encümen gördüğün yere de danışma organı diyeceksiniz. Encümen il özel idaresine danışmanlık yapar. Encümen her hafta toplanır. Meclis her ayın ilk haftasında ve en fazla arkadaşlar 5 günü geçmemek kaydıyla toplantı yapar. Tamam mı? Ama meclis nedir? Asıl ana karar organıdır. Peki encümen nedir diyeceksiniz arkadaşlar? Danışma yapar, bir de kamulaştırma yapar diyeceksiniz. Tamam mı? Var mı problem? Evet, bunu iyi bilmenizi istiyorum. Değerli arkadaşlar, şunu da bir de çok iyi bilmenizi istiyorum. İl Genel Meclis'in başkanı vali değildir. İl Genel Meclis'in başkanı kimdir dersen ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Kendi aralarında seçilen bir üye diyeceksiniz. Tamam? Evet, İl Genel Meclis'in başkanı vali mi? Hayır. Kim diyeceksiniz arkadaşlar? Kendi arasında seçilen bir üye diyeceksiniz. Bu da çok tuzaktır. Yine en çok gelen sınav sorularından bir tanesi de budur. Tamam? Evet, tekrardan söylüyorum. İl özel idaresinin karar organı kimmiş? İl Genel Meclisi. Tamam? Encümen ne organıdır? Danışma. Encümen bir de ne yapar arkadaşlar? Kamulaştırma diyeceğiz. Şimdi ben size il özel idaresinden bahsedeyim. Tamam? Bir de arkadaşlar encümenin görevi farklıdır, meclisin görevi farklıdır. Bunları ekstresi anlatacağız. Ama size şunu söyleyeyim. En çok siz encümenin bilin. Meclisin görev yetkileri bir hayli sayısı fazla. Encümen ne yapar biliyor musunuz? Ya yıkar, ya ceza verir. Tamam arkadaşlar? Anlatabildim mi?
Bazı yerlerin açılış ve kapanışını verirler. Engineer daha çok bu işlerle uğraşır. Ama geriye kalan diğer işleri daha çok genelde kim yapıyor? İlgeler neyi? Neyse. Bir de arkadaşlar, engineer ne yapar diyeceksiniz? Kamulaştırma yapar diyeceksiniz. Ve gelelim sırada ne var? Belediye. Değerli arkadaşlar, şunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Belediyenin 3 tane organı vardır. 1. Belediye meclisi, 1. Belediye encümeni, 1. de belediye başkanı. Öncelikle. Şimdi ben biraz önce size bir tane neyi çizdim hatırlıyorsanız eğer. Nereye çizdim? Kütahya. Kütahya merkezde. Değil mi? Buralarda köyleri. Şimdi arkadaşlar iyi bir şekilde dinleyin. Bu köyün nüfusu gittikçe artıyor. Tamam mı? İsaköy nüfusu arttı. Arttı. Kaç bin oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Kaç bin? 5 bin. Şimdi buranın nüfusu 5 bin olursa kimin kararıyla belediye kurulur? Ne diyeceksiniz? Kimin? Cumhurbaşkanı kararıyla diyeceksiniz. Tamam. Evet. O zaman size bir soru. Herhangi bir yerde belediye kurulmasına kim karar verir derse ne diyeceksiniz? Kim? Cumhurbaşkanı diyeceksiniz. Peki bir yerde belediye kurulabilmesi için nüfusun en az kaç bin olması lazım derse ne diyeceksiniz? 5 bin diyeceksiniz. Bunlar çok önemli. Bakın arkadaşlar ben size örnek vereyim. Bu köyün nüfusu 5 bin olursa Cumhurbaşkanı buraya isterse köy kurabilir. Kurmak zorunda değil. Tamam? Ama şunu çok iyi bilin. Eğer ki bir yerde il ve ilçe varsa orada direkt doğal olarak belediye kurulmak zorundadır. Evet. Nerelerde belediye kurulması zorundadır derse de il ve ilçede. Şimdi ben sana söyledim. Belediye kurulabilmesi için nüfusun kaç bin olması lazım? 5 bin. 2. Belediye kimin kararıyla kurulur derse de Cumhurbaşkanı neyle? Kararıyla. Belediyenin organları nelerdir peki? Belediye meclisi, belediye encümeni, belediyenin başkanı diyeceksiniz. Tamam. Evet tekrardan size söylüyorum. Belediye meclisi, belediye encümeni, belediyenin yarışa başkanı diyeceksiniz. Evet. Şimdi çok iyi bilmenizi istiyorum. Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanı da kim görevden uzaklaştırır ona da ayrıca geleceğim. Şimdi arkadaşlar en çok şunu bilin. Kaç bin olan yerde belediye kuruluyor diyeceksiniz? 5 bin. Belediye kimin kararıyla kuruluyor? Cumhurbaşkanı'nın kararıyla. Bakın sınavda ne çıkıyor biliyor musunuz? Kurum sınavında bu tarz sorular çıkıyor. Bir yerde de belediye kurulabilmesi için nüfusun kaç bin olması lazım? Hem 2 bin koyuyor hem de 5 bin koyuyor. Öğrenci karıştırıyor. 2. Belediye aşağıdakilerden hangisi belediye neyle kurulur? Arkadaşlar getiriyor kanun koyuyor. TBMM koyuyor. Cumhurbaşkanı koyuyor. Şimdi kanun koyduğu için birçok kişi ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Gidiyor. Ne yapıyor? Evet. Ne yapıyor? Dikkat, dikkat. Bunu atlıyor. Ya da arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni atlıyor. Bunlar çok tuzak kelimeler. O zaman ne diyeceksiniz? Ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ne de kanun. Neyle kurulur diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı'nın kararıyla diyeceksiniz. Tuzak bir soru. Ve gelelim. Belediyenin 3 tane organı var. Belediye encümeni, belediye meclisi, belediye başkanı. Arkadaşlar meclis karar organıdır. Encümen danışma organıdır. Bir de belediye başkanı vardır. Bakın belediye meclisi, belediye encümeni, belediye başkanı. Şunu çok iyi bilin. Belediye başkanı da kim seçer derse halk seçer diyeceksiniz. Peki halk kaç yılına seçer derse de 5 yıllığına seçer diyeceksiniz. Tamam mıyız? Evet. Var mı anlamayan? Evet soru bir. Belediye başkanını kim seçer? Halk. Bu bir. Halk belediye başkanı kaç yılına seçer? Beş yılına diyeceksin. Tamam. Belediyenin karar organı nedir? Belediye meclisi. Belediyenin adına encümen ya da kamulaştırma ne kim yapar? Belediyenin encümeni diyeceksin. Tamam mıyız? Ve gelelim belediye başkanına. Arkadaşlar belediye başkanı da kim seçiyor? Halk seçiyor. Kaç yılına? 5 yıl. Şimdi değerli kardeşim şunu çok iyi bil. Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanı kim görevden uzaklaştırır derse İçişleri Bakanı. Uzaklaştıran kim? İçişleri Bakanı.
Peki görevden alan kimdir derse de kim diyeceksiniz? Danıştay diyeceksiniz. En son yıllarda yapılan kurumun birinde bunu sordum. Şimdi burada arkadaşlar büyük bir kelime oyunu var. Nasıl? Şimdi diyor ki ne? Hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanı kim görevden uzaklaşır? İçişler bakın. Kim görevden olur? Danıştay. Bakın burada kelime oyunu şu. Uzaklaştıranla görevden alan kişi aynı kişi değil. Uzaklaştıran kimdir? İçişler Bakanı. Görevden alan kimdir derse de Danıştay diyeceksiniz. Tamam. Evet, bunu da çok iyi bilmenizi istiyorum. Sınavda arkadaşlar soru çıkma ihtimali çok yüksek. Bakın arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Yani A şıkkına getirir Danıştay'ı koyar. B şıkkına getirir İçişleri Bakanı koyar. Her ikisi de çok büyük bir kelime tuzağıdır. Dikkat etmenizde fayda var. Gelelim buraya. Arkadaşlar, Büyükşehir Belediyesi. Dikkat. Bakın, ben size normal belediyeden bahsedeyim. Şimdi sırada hangisi var? Büyükşehir Belediyesi. Değerli arkadaşlar, Büyükşehir Belediyesi de durum farklıdır. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Bir, herhangi bir yerde Büyükşehir Belediyesi'nin kurulabilmesi için nüfusun bir kere kaç olması lazım? 750 bin. Normal belediye kaçtı? 5 bin. Tamam. Peki burada kaç bin istiyor? 750 bin. Bu bir. İki. İki. Bakın ne diyorum? 5 bin nüfus olacak. Ve kimin kararıyla kurulabiliyor musunuz? Büyükşehir Belediyesi. Dikkat, dikkat, dikkat. Neyle? Kanunla. O zaman şunu çok iyi bil. Normal belediye neyle kurulur derse Cumhurbaşkanı neyle? Kararıyla. Büyükşehir Belediyesi neyle kurulur derse ne diyeceksiniz o zaman arkadaşlar? Kanunla diyeceksiniz. Tamam? Anlaşıldı mı? Evet, soru şu. Büyükşehir Belediyesi neyle kurulur? Bana söyleyebilir misiniz? Peki Büyükşehir Belediyesi'nin kurulmasına kim karar verir? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Böyle kurar derse de kanunla diyeceksiniz. Tamam. Oldu mu? Şimdi arkadaşlar normal belediyenin sınırı merkez sınırı değil mi? Büyükşehir Belediyesi'nin sınırı il sınırı. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin sınır arkadaşlar tüm ili kapsar diyeceğiz. Normal belediye arkadaşlar ne kararıyla kuruluyordu? Cumhurbaşkanı'nın kararıyla. Peki Büyükşehir Belediyesi neyle kurulur? Kanunlar. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin kurulabilmesi için de nüfusun en az kaç olması lazım arkadaşlar? 750 bin olacak. Bu da önemli. Ve gelelim arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi kurulabilmesi nüfus kaç olacak? 750 bin. Neyle? Kanunlar. Arkadaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kim seçer? Halk seçer. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi ben size bir tane örnek vereyim arkadaşlar. Bizim Ordu'nun nüfusunu saydılar. 734 bin. Büyükşehir Belediyesi olabilmesi için nüfusun kaç bin olması lazım? 700 kaç bin? 50 bin. Sağlıyor mu? Hayır. Bu defa ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Dediler ki İstanbul'da ikametgah eden tüm ordular gelsin. İkametgahını nereye alsınlar dediler arkadaşlar? Ordu'ya. Şimdi bak dikkat edin. Dikkat edin. Ne oldu bu defa arkadaşlar? Ordu'ya ikametgahlarını alsınlar dedi. Bu defa ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? 744 bin oldu. Yine sağladı mı? Hayır. Biraz da arkadaşlar bir şeyler daha yaptılar. Oldu 747 bin. Birkaç bürokrat devreye girdi. Ve son arkadaşlar Ordu ne oldu arkadaşlar? Büyükşehir Belediyesi oldu. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin neyle kurulur? Kanunla. Nüfus ne kadar olacak? 750 bin diyeceksiniz. Tamam mı? Ve Büyükşehir Belediye Başkanı da kim seçiyor? Halk. Kaç yılını seçiyor? 5 yılını diyeceksiniz. Büyükşehir Belediyesi'nin organları nedir? Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye'nin encümeni diyeceksiniz. Meclis karar. Encümen nedir? Ya kamulaştırma yapar ya da danışma organıdır diyeceksiniz. Ve kaç yılda bir seçiliyor biliyor musunuz arkadaşlar? 5 yılda bir halk tarafından da seçilir diyeceksiniz. Evet.
Büyükşehir Belediye Başkanı kaç yıllığına seçiliyor derse 5. Bakın arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim size. Büyükşehir Belediyesi tüm ile hizmet götürür. Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde o zaman ne kurumlar olmaz, ne köy, ne de ne arkadaşlar? Ben söyleyeyim, il özel idaresi. Arkadaşlar işin mantığını bilirseniz çok rahat yaparsınız. İl özel idaresi nereye hizmet götürüyordu? Evet, il özel idaresi nereye hizmet götürüyordu? Nereye? Köye. Çok güzel. Peki il özel idaresi köye hizmet götürüyorsa? Tamam. Köye hizmet götürüyorsa. İl özel idaresi köye hizmet götürdü değil mi? İl özel idaresi köye hizmet götürdüğü için il özel idaresi olan yerlerde ne yoktur dedim ben size? Şey, köy olan, il özel, büyükşehir belediyesi olan yerlerde ne yoktur dedim? Köy yer alır mı? Almaz. Tamam. O zaman arkadaşlar burada doğal olarak da il özel idaresine ihtiyaç var mı? Yok. Tamam. Bu da arkadaşlar çıkmış. Mesela arkadaşlar şunu söyleyeyim. A kadranı tarzı soru çıktı biliyor musunuz? Bir tane. Büyükşehir belediyesi olmayan bir yeri vermiş. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi için seçim yapılır? Getirmiş şey yazmış. İl genel meclis üyeliği. Seçim yapılır mı yapılmaz mı? Büyükşehir Belediyesi olmayan bir yerde. Mesela Kütahya'da arkadaşlar. İl genel meclis üyeliği seçimi yapılır mı yapılmaz mı? Yapılır. İl genel meclisi nerede yer alıyor? İl genel meclisi nerede yer alır? İl genel meclisi arkadaşlar nerede yer alır biliyor musunuz? İl özel idaresinde yer alır. Peki Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde il özel idaresi yok. Orada yapılmaz. Ama Kütahya Büyükşehir Belediyesi değil. Mesela arkadaşlar Afyon'un nüfusu en son 744 bindi. Yani şu an birinci sıra arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne aday ilimiz. Tamam. Tekrardan söylüyorum. Kaç bin olacak? 5 bin. Evet. Neyle kuruluyor? Kanunla. Kim tarafından seçiliyor? Halk tarafından. Buna bir dikkat etmenize fayda var. Yani arkadaşlar size şunu getirip dolaylı yönden soru sorabilir. Onun için dikkat etmenize fayda var. Geçiyoruz. Sırada ne var? Köy. Arkadaşlar herhangi bir yerde köy kurulabilmesi için nüfusun 150 ile 2000 arasında olması lazım. Bu bir. İki. Köy kimin kararıyla kurulur derse İçişleri Bakanı'nın kararıyla kurulur diyeceksiniz. Evet soru şu. Köy kimin kararıyla kuruluyor? İçişleri Bakanı'nın kararıyla. Arkadaşlar köyün 3 tane organı vardır. Bir tanesi köy kurulu, bir tanesi ihtiyar heyeti, bir diğeri de dernek. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Köy derneği kimden oluşur? Derse ne diyeceksiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkat, dikkat, dikkat. Kimden? Köydeki bütün seçmenlerden diyeceksiniz. Tamam? Evet. Şimdi bak ben size bir örnek vereyim. Bir. Kurulması için nüfus ne kadar olması lazım? 150 ile 2000. Peki kimin kararıyla kuruluyor? İçişleri Bakanı'nın kararıyla. Dikkat. Şimdi arkadaşlar nüfusu 150 altında olan yerler en yakın muhtarlığa bağlanıyor. Orada hizmet görüyor. Şimdi köyün organlarını söyleyeyim. Muhtar, ihtiyar heyeti, dernek. Muhtarı kim seçiyor? Köy derneği. Köy derneği kimden oluşuyor? Köydeki bütün seçmenlerden diyeceksin. Tamam. Evet. Kimlerden oluşur diyeceksiniz? Köydeki bütün seçmenlerden. Bunun organları nelerdir arkadaşlar? Köy muhtarı, köy imamı, köy muhtarı nedir? Köy derneği, köy ihtiyar heyeti. Arkadaşlar dernek seçmenden oluşuyorsa muhtarı kim seçer? Doğal olarak köy derneği seçer. Böyle düşün. Burada ihtiyar heyeti var. İki tane doğal üyesi var. Bir tanesi imam, bir tanesi öğretmen. Tamam. İmam ve öğretmen arkadaşlar. Diğerlerini yine kim seçiyor? Köy derneği. Hocam imece nedir? Mesela arkadaşlar. Yarın tüm köylü karar aldık. Geleceğiz. Köyün etrafına tel örgü çekeceğiz. Bunun ismi nedir? İmece. Yani nedir? Ortaklaşa iş yap. Hocam salma nedir? Her evden 10 lira para alınsın. Her evden 20 TL para alınsın. Bu da nedir arkadaşlar? Salma diyeceksin.
Evet. Yani böyle değerli arkadaşlar. Yani burada yerel yönetimle ilgili bilmeniz gereken bu. Bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Detaylı bir bilgidir. Köyün isteğe bağlı işleri vardır. Zorunlu işleri vardır. Tamam arkadaşlar. Yani isteğe bağlı işleri zorunlu hale getiren de köy derneğidir. Tamam. Bunun olmadığı derse size daha detay anlatırız. Ve son bir şey daha var. Memurlar arkadaşlar. Memurlarla ilgili şunu bilmenizi istiyorum. İlkeleri vardır. Değerli kardeşim, öncelikle memur olabilmenin belli şartları vardır. Bir kere şunu çok iyi bilin. Siyasi haktır memur olmak, kamu hizmetine girmek. Kamu hizmetine girenler için arkadaşlar bir siyasi haktır. Memur olabilmenin de şartı nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın. 18 yaşını dolduracaksın ve ortaokul mezunu olacaksın. Ve askerlikle neyin olmayacak senin? İlişiğinde olmayacak. Tamam. Bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Yani arkadaşlar ben size şunu da söyleyeyim. Dikkat. Bunu bilmenizi istiyorum. Aynen Dilan. Kamulaştırıyordum. Dikkat. Değerli arkadaşlar size şunu söyleyeyim. 18 yaş normal yaş ama istisnai durum var tabii ki. Mesela nasıl arkadaşlar? İstisnai durum şudur. Kıymetli arkadaşlar. İstisnai durum nedir? Kaza yarışı. Öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksın. En az 18 yaşını dolduracaksın. Askerlikle ilişkin olmayacak. Tamam. Evet. Ya yap ya tecilli. Gelelim bunun ilkeleri. Kariyer, liyakat, sınıflandırma. Tamam. Devlet memurunun ana ilkesidir. Hocam kariyer nedir? Şu an sen kariyerinle uğraşıyorsun. Senin ilkokuldan ta bugüne kadar yaptığın her şey senin kariyerin. Hocam liyakat nedir? Senin bilgi ve birikimine liyakat denir. Tamam. Bir de arkadaşlar sınıflandırma vardır. Devlet memuriyetinde toplam 12 tane hizmet sınıfı vardır. Gelelim göreve başlayalım. Arkadaşlar eğer ki bulunduğun ile atanıyorsan tevli edilenden bir sonraki gün işe başlayacaksın. Eğer ki arkadaşlar başka bir ile atanıyorsan 15 gün. Bu süre zarfında şayet başlamazsan bir yıl devlet memuru olamazsın. Ve şunu çok iyi bil. Sen ilk atandığında nasıl memursun biliyor musun? Aday memursun. Tamam arkadaşlar. Adaylık süresi de en az 1 yıl. En fazla da kaç yıldır? 2 yıl. Eğer ki adaylığını başarılı bir şekilde tamamlayamazsan kaç yıl devlet memuru olamazsın? Evet. Adaylığını başarılı tamamlayamazsan kaç yıl devlet memuru olamazsın? Var mı bilen? Kaç yıl? 3 yıl devlet memuru olamazsın diyeceksin. Tamam. Bir de müspet ve menfi. Arkadaşlar müspet. Anayasa, kanuna sadakat göstereceksin. Davranışlarına itaat edeceksin. Tamam. Araç ve gereçlerini iade edeceksin. Mal bildirimde bulunacaksın. Bunu çok iyi bil. Kaç yılda bir mal bildirimde bulunuyoruz? İnan var mı? Devlet memurları her kaç yılda bir mal bildirimde bulunur? Her 5 yılda bir mal bildirimde bulunur diyeceksiniz. Tamam? Evet, devlet memurları arkadaşlar her 5 yılda bir mal bildirimde bulunur. Tamam mı? Peki detay bir bilgi arkadaşlar. Her 5 yılda bir mal bildirimde bulunuyorsun. Mesela ben 2022'de devlet memurluğuna atanırsam ne zaman mal bildirimde bulunacağım? 2022'de devlet memurluğuna atanırsam ne zaman mal bildirimde bulunacağım? Arkadaşlar 1-2022'de bir de ne zaman bulunuyor biliyor musunuz? 2025. Sonra artık beşer beşer artık gidiyor. Tamam. Ve gelelim menfi. Arkadaşlar yasaklar. Devlet memursan ticari faaliyette bulunamazsın. İkinci bir görev alamazsın. Tamam. Siyasi faaliyette bulunamazsın. Mesela en son hatırlıyor musun? Bir tane öğretmen bir mitinge gidip bir Meral Akşener'e çiçek veriyor arkadaşlar. Onu yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Görev disiplin cezasına çarptırmışlar. Tamam. Grev yasağı. Hediye alma. Gizli belgeler açıklama. Bunlar nedir arkadaşlar? Menfi ödevlerdir. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Yani en çok şunu bilmenizi istiyorum. Devlet memuruyla ilgili.
Şu kısım çok önemlidir. Bir de adaylık süresi çok önemlidir. 1 ve 2 yıllık. Tamam. Bunlar arkadaşlar size en çok sınavda soru getiren yerlerdir. Bilginiz olsun. Tamam. Evet. Değerli arkadaşlar, idare okulu ile ilgili anlatacaklarım bunlar. Daha çok içeriğine girmedim. Tabii biliyorsunuz içeri idare okulun yani detay. Yani tekrardan size söylüyorum. Burada arkadaşlar eğer ki derslere düzenli ve istikrarlı bir şekilde katılırsanız gerek anayasada gerek idare okulun arkadaşlar kaçıracağınız bir soru olmaz. Ben bunun garantisini veririm size arkadaşlar. Ha bir tane iki tane bazen böyle istisna bir şey çıkıyor. Bir de arkadaşlar toplamda 10'a yakın soru geliyor. Yani eğer sen bu etapta arkadaşlar ilk etapta bu kadar soru yaparsan ne olur biliyor musun arkadaşlar? Hem hukuk metninde büyük bir özgüven gelir sana. İkinci şey şu, şöyle bir durum vardır. Yani anayasa ve idare yaptığın zaman 10 soru cepte. Zaten arkadaşlar 22-23 yaptığın zaman her branş dersinden sana zaten arkadaşlar çok da güzel bir puan gelir. Kurum sınavlarına girmek için rahat bir şekilde istediğin puanı almış olursun. Artık bundan sonraki kısım ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bundan sonraki kısım senin tamamıyla çalışma ve düzenin disipline bağlı olan bir şeydir. Yani arkadaşlar bakın varsa sorularınızı şu an alabilirim. Evet, varsa kafanıza takılan bir şey tek tek alabilirim. Sormak istediğim bir soru varsa arkadaşlar yardımcı olabilirim. Turgut sen benden önceden ders almış mıydın? İyi. Başka bir öğrenci öğrenci. Tamam. Evet. Instagram adresinde arkadaşlar Hasan Bal Anayasa. Orada hem vatandaşlık olsun hem anayasa olsun diğer branşlardan derslerden arkadaşlar paylaşım yapıyoruz. Takipte kalmanız yararınıza olur diye düşünüyorum. Yani size şunu tekrardan söylüyorum arkadaşlar. A kadro lütfen gözünüzü öyle büyütmeyin. Sen buradaki en güzel avantajlardan bir tanesi arkadaşlar. Eksik olan tüm konular arkadaşlar sana analizini yapılıyor. Hangi dersin ne kadar soru çıkar, hangi ünitede ne kadar ağırlıklıdır? Bunu size arkadaşlar tek tek hepsini yapıyor musunuz? Belirtiliyor. Gerçekten bu sistemin en büyük güzel yapılarından bir tanesi odur. Burada biliyorsunuz arkadaşlar dersler zaten kayıtta. Tekrardan da kayıttan da ne yapabiliyorsun? İzleyebiliyorsun. İkinci şey şu burada arkadaşlar tüm gruplar için diyorsunuz özel gruplar oluşturuyor. Bu da arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Derse canlı girdiğiniz için normal bir ders ortamında ve bir düzen oluşuyorsun için burada eğitim almanız. Yani biliyorsunuz arkadaşlar bir rekabet ortamı oluşuyor. Siz eğer ki biraz daha kendiniz bir şeyler yaparsanız güzel başarılar elde ettiğiniz için hiçbir engel yok. Onu size rahat bir şekilde söyleyeyim. Dediğim şekilde arkadaşlar hele ki A kadroda bir 75 en son boyutu biliyorsunuz 70'e kadar düştü. Tamam. Hatta arkadaşlar bazıları yerler arkadaşlar 70'i altına bile düşen olmuştu. Ama baraj 70 olduğu için ondan dolayı arkadaşlar daha da başvuru yapacak kişi alınacaktı. Ama ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şey yok. Söyleyeyim. Sıralamaya geçen kişi yok. Tamam. Ve bu da arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. İyi olanların çoğu gitti. Şu an sizin için çok geniş bir saha var. Hem yerel seçim var hem de genel seçimler var. Bunlar tabii ki arkadaşlar seçmene bir selam göndermek zorundadır. Hangi de şey olursa olsun. Onun için arkadaşlar doğal olarak yoğun bir alım olacaktır. Bilginiz olsun. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize de ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Karamsar olmayın. Düzenli ve istikrarlı bir şekilde çalışın. Başarı gelecektir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar dediğim şekilde bir seans ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Bu konularla ilgili size de gerek hepsini verilir.
Arkadaşlar 2022 için tabii ki alım olacak. Devlet hizmette süreklilik vardır. Çok yoğun bir ihtiyaç vardır. Yakın bir zamanda yine bu görürse hiç şaşırmayın. Ve tabii ki de size şans verirler. A kadronun alım yapmada yeri yok. Evet. Gireceksiniz arkadaşlar. 2022 puanınızla Kasım ayında, 2023 Kasım ayında arkadaşlar il göç uzmanı olsun, diğer kurumlar olsun, her türlü arkadaşlar alım yapılacaktır. Evet. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Takıldığınız bir şey olursa Instagram'da